Arif Balkan, ziyaretçi parkında bekleniyorsunuz. Arif Balkan, ziyaretçi parkında bekleniyorsunuz. Günaydın Arif abi. Ziyaret için gelmiş. Hayırdır abi, gitmeyecek misin? Gidilecek gibi değil Seyfi kardeşim. Çok uzak. Arif abi. Söyle Seyfi kardeşim. Arif Balkan. Abi ismin anons ediliyor yine. Duyuyorsun değil mi? Duydum. Ha. Gitmeyecek misin? Kimin ziyaretçisiymiş? Arif Balkan'ın komutanım. E haber versenize Arif'e. E haber verdim, çağırttım komutanım. Geldi, baktı ciddi. E dün de böyle yaptı Arif. Kadın dün de mi geldi? He dün de gelmiş idi. Yine geldi Arif, baktı. Görünmeden ciddi. Anlaşıldı. Sen nizamiyeye dön. Emredersiniz komutanım. Merhaba hanımefendi. Ben Arif Balkan'ın komutanıyım. Ya peki onca sene cezaevindeyken hiç ziyaretine gitmediniz mi? Gitmez olur muyum? Kaç kere gittim. Gelmedi ki. Görüş yerine gelmedi. Ya vallahi aranızda tam olarak ne geçtiğini bilmediğim için sağlıklı bir yorum da yapamıyorum. Anlatmadı mı size? Anlatmadı. Sadece cinayetten hüküm giyip 20 sene cezaevinde yattığını, sonra da afla çıktığını biliyorum. Onu da zaten dosyasından okudum. 17 sene. Tam 17 sene görmedim abi. Sesini bile duymadım. Bakın, isterseniz ben bir konuşmayı deneyebilirim Arif'le. Konuşur musunuz gerçekten? Konuşmaya çalışırım. Tabii Arif konuşur mu? Madem ki... Senin canın yine bir şey mi sıkıldı? Benim bölükteki Arif var ya komutanım. Evet. 2 gündür ziyaretçisi geliyormuş. E ne güzel işte. Hem sen üzülmüyor muydun ne arayanı var ne soranı var diye? Güzel de görmeye gitmiyormuş ki. Hadi ya. Belki sevmediği biridir. Bence tam tersi komutanım. Yani işin aslını astırını bilmiyorum ama durum tam tersi. E ziyaretçisi kadın o zaman. 2 gündür ziyaretçi parkına gidip kadını uzaktan dakikalarca seyredip sonra da geri dönüyormuş. Ağır vaka yani. Galiba. Bir gidip konuşsan Arif'le. Konuşacağım komutanım. Kadınla konuştum zaten. Bugün erken çıkayım. Arif'e de bir hava aldırırım. Rahat ol Arif. Bak ikimiz de siviliz. Bir arkadaşınla yürüyormuşum farz et.
Keyfini çıkar. Madem konuşmuyorsun etrafına bak bari. Deniz muhteşem, hava çok güzel. Bakmasına bakayım da komutanım. Göremedikten sonra. Ya bırak şimdi edebiyat yapmayı. İyi gelmedi mi yürüyüş? Nasılsın? Şu balıklar gibi komutanım. Şu balıklar nasıl söyle. Çırpınışlarını görüyorsunuz. Sağ olun. Siz de beni iğneden kurtarmak için uğraşıyorsunuz ama zor komutanım. Bundan sonra karar senin Arif. İster tavaya, ister deryaya. Ağzı parçalanmış ama. Çok yaşamaz. Kovanın içindeki iki karış sudan sonra denize kavuştu ya. Yaşadığı kadarı yeter ona artık. Mühim olan kalbi bütün kalmak. O parçalanınca iyileşmiyor. İyileşir iyileşmesine de doktorunu bulmak lazım. Nerede bulacağımızı bilsek gider buluruz da. Ben geçen gün gördüm. Ziyaretçi parkındaydım. Arif, insan ne kadar kaçıp saklansa da kurtulamayacağı tek şey kendisidir. Her zaman arkanı dönüp gitmek çözüm olmuyor. Zaten arkanı dönüp gitsen de geçmiş arkadan kovalıyor komutanım, bırakmıyor peşini. O zaman kaçmayacaksın, dönüp yüzleşeceksin. Arkadan kovalayan geçmişin bile olsa kalleşçe gelip seni sırtından vuramayacak. Hiçbir mert delikanlı sırtından vurulmayı hak etmiyor Arif. Arkandan kurşun bile atılsa yüzünü döneceksin. Doğru söylüyorsunuz komutanım. Madem doğru söylüyorum, o zaman söylediklerim bir işe yarasın. Sen de söyle. Ben daha ne söyleyeyim komutanım? Siz her şeyi söylediniz. O kadının kim olduğunu söyle. Neden kaçtığını söyle. Niye buluşmadığını söyle. Of. 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 İşte böyle komutanım. Benim cephede işler karışık diyor. Bize harp okulunda eğer cephede işler karışmışsa büyük bir olasılıkla birisi yapması gereken küçücük bir şeyi yapmıyordur derlerdi. O hallolursa gerisi düzelir. Yani? Yani yarın ziyaretçi parkında olacaksın. Önce onu çözeceksin. Kaçarak hiçbir şeyi halledemezsin Arif. Benimki kaçmak değil komutanım. Aslında kaçmak. Haklısınız. Söz ver bana Arif. Söz komutan. Gideceğim. Hadi geç kalıyoruz. Geçerken seni bırakırım. Arif abi. Gel Seyf. Mesele nedir bilmiyorum. Aslına bakarsan burnumu sokmak da istemiyorum. Estağfurullah, hiç olur mu? Yani seni böyle üzgün görünce... Bilirim be abi o duyguyu. Bazen insanın burnunun dibindeki bile o kadar uzak gelir ki. Öyle gelir. Hiç kapanmayacak gibi gelir mesafe. Ama kapanır be abi. Yani adım atmazsak, bir şey yapmazsak. Er Arif Balkan, Er Arif Balkan, ziyaretçim var. Ziyaretçi parkına. Er Arif Balkan, Er Arif Balkan, ziyaretçim var. Ziyaretçi parkına.